parti homojen bir parti değil. Erdal Akaltun da söyledi. O bir sürü yapı var içinde. Hatta o yapının önemli bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çok belli görünüyor. Ama böyle bir çalışma var. DEM Partisi'nden bazı isimler Erdoğan'a aşık tırnak içinde. MHP lideri Devlet Bahçeli de bırakamazsın diye biliyorsunuz. Hani benim son seçimim deyince ilk o çıktı söyledi. Bırakamazsın, bir yere gidemezsin diye. Buradan yola çıkarak hem bu tezat, evet, ama aslında anlamlı bir fotoğraf bir taraftan, tabii, da ne diyeceksiniz? Şimdi 2019'a göre çok farklı bir dinamikle yerel seçimlere gidiyoruz. 2019'da ittifak süreçleri vardı ve o kendisini daha sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kadar devam ettirmişti. Görülüyor ki Millet İttifakı tarafında bir ittifak kalmadı ama Cumhur İttifakı kendisini konsolide etmeye devam ediyor. Hatırlayalım kimler var onun içerisinde. AKP var, MHP var, Büyük Birlik Partisi var. Hüdapar var, evet, öyle değil mi? Bir ara Vatan Partisi girdi çıktı. DSP var. Evet. Şimdi bu partilerin müktesebatlarına bakalım. Birbirlerinden çok farklı değil mi? Yani DSP Genel Başkanı kendisini meclise attı. Peki DSP'nin müktesebatında AKP'nin bugünkü politikalarını onaylayan herhangi bir husus olabilir mi? Asla artık, olamaz. Artık o partinin adı DSP. Kendisi DSP değil. Doğru. Zaten birçok kurucusu da buna yönelik çeşitli açıklamalar yaptılar ama bir kişiyi orada milletvekili yaparak DSP tabelasından yararlanmaya çalışıyor. Hüdapar var orada. Hüdapar kim? Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Yani Gaffar Okkan cinayetini o PKK'lıydı diyerek adeta imaen üstlenen bir siyasal partiden bahsediyoruz. Çok ilginç bir meclis anekdotu aktarayım size. Bu tartışmaların ortasında kaldı Hüdapar. Bir tüzükleri var ve tüzükte bölgesel yönetimleri açıkça savunuyor. Evet. Dedik ki ya sen gel de bir anlat bakalım şeyin ne? Hani savunduğun ne? Bir anlat bakalım. Bunu bilerek istiyoruz. Yani kendisini ifade etsin istiyoruz. Evet. Geldi Hüdapar'ın genel başkanı tüzükteki o maddeyi okudu. Okudu. Evet. Ben anlamamış gibi yaparak dedim ki tam anlamadık, bir daha oku. Arkadaş bir daha okudu. Arkadaşla tırnak içerisinde. Ne bir dedi? Daha okudu. Tüzük'te Hüdapar'ın Türkiye'nin bölgesel yönetimlerle yönetilmesi gerektiğine ilişkin açık ifade var. Ve döndüm Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Duyuyorsunuz değil mi ortağınızı dedim. Ortaklar çünkü. Yani bu çabayı, bunu görmek lazım. Evet. Ve belki bunu da anlatmak lazım. Tabii elbette. Yani aslında herkesin bildiği bir sır bu da. Yani Hüdapar'ın geçmişini de bugün biliyor insanlar. Evet. Bugün de ne yapmaya çalıştığını herkes farkında. Bir başka anekdot gene. Tam bu meclisin kapanma dönemine yakın MHP'nin bir hukukçu milletvekili çıktı. Dedi ki yerel seçimlerden sonra bir anayasa değişikliği yapacağız. Anayasa Mahkemesi'ne olması gerektiği yere koyacağız. Yargıtay'a olması gerektiği yere koyacağız. Bunu kim söylüyor? Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili söylüyor. Ve döndük AKP'ye dedik ki burada patron kim? Talimatı alan kim? Çok belli oluyor. Ayağa kalktı arkadaşlar. Dedim ki neye ayağa kalkıyorsunuz? Bir MHP milletvekili anlatıyor işte anayasa değişikliği yapacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını anlatıyor. Kime anlatıyor? Size anlatıyor. Evet. Sizden birisi böyle bir şey söyleyebiliyor mu? Sizden birisinin bundan haberi var mı? Meclisteki milletvekillerinin zaten haberi yok. Sarayda bir şey yapılıyorsa yapılıyor. Şimdi bu anekdotları niye anlattım? Bu meclisin bileşimine ilişkin, Cumhur İttifakı'nın bugün bulunduğu yere ilişkin. Erdoğan'ın ben bırakacağım sözü. Erdoğan'ın bırakacağım sözü üzerine yapılan bazı açıklamalar ne deniyor? Diyorlar ki eğer bu 2028'den evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alır ise bu takdirde Erdoğan bir kere daha aday olabilir lafları geliyor. Bunları duyuyoruz değil mi? Evet. Maalesef en son anayasa değişikliğinin kabulünden sonra ortaya çıkan bir tablo bu. Bu zaten anayasal olarak geçerli değil ve Erdoğan zaten devam edemez ama Erdoğan zorlanmayı gördüğü için ben bırakacağım diyor. Bu benim son seçimim diyor ve
Devlet Bahçeli hayır bırakamazsınız, daha yapacağınız işler var diyor. Yani ne hazin bir tablo. Bırakın da onu AKP içerisinden bir milletvekili söylesin. Bırakabilirsin, bırakamazsın. Sen bir başka partinin genel başkanısın. Cumhurbaşkanı adayı olarak onu gösteriyorsun. Bırakamazsın diyerek adeta ona sesleniyorsun. Bu tablo bir garip tablo. Gelelim DEM Parti meselesine. Bakın şunu bir kere söyleyelim. Ben Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızın tümüyle eşit, adil, barış içerisinde bir memlekette hiçbir ötekileştirmeye, hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşaması gerektiği konusunda bir ömür harcamış bir insanım. Evet. Hangi evde doğduğumuz bizim için bir ayrımcı özellik olamaz. Ve tercih de değil, tercih de edemezsiniz. Tercih edemedik. Bunun bir fırsat eşitliği ya da eşitsizliği bire yaratmaması lazım. Yani öyle bir sosyal devletin olması lazım ki bu memleketin bütün çocukları eşit eğitim hakkından, eşit beslenme hakkından, eşit kültürel haklardan yararlanabilmeliler. Bu bağlamda her türlü ayrımcılığı reddeden bir insanım. Türkiye'de de en çok zulmü görenlerin kimler olduğunu da biliyorum. Yani söyleyelim. Arkadaşların kimileri bunlara alınabilirler ama yaşadığımız gerçekler. Bu memlekette Aleviler, bu memlekette Kürtler, bu memlekette solcular, bu memlekette sendikacılar, bu memlekette cumhuriyetçiler büyük zulüm gördüler. Ne anlattılar bize? Yıllarca işte başörtüsü zulmü. Evet, samimiyetle söylüyorum ben. Önemli olan devletin kafasının aydınlık olması. Bir kadının nasıl giyineceği kendisinin yapacağı bir tercihtir. Siyasetin konusu da değildir. Evet. Ancak şunu unutmayın. Türkiye'de işkence gören adamı insanlığından çıkarttıkları halde adını söyletemedikleri için eşini o cezaevine getirip o cezaevinde o iğrenç işkenceleri adamın gözleri önünde kadına uyguladılar. Bu memlekette buralardan geçmiş bir jenerasyon var. Evet. Bu memlekette cezaevlerinde, işkencelerde ölen insanlar var. İşkencelerde uzuvlarını kaybeden insanlar var. Dolayısıyla bizim temel görevimiz bu memleketi gerçekten eşit, adil bir noktaya getirmektir. Bu memleket yeniden bir demokratik ülkeye dönüşsün. İnsanlar birbirlerinin ne diyelim yani ırkı, dini, mezhebi özelliklerinden dolayı birbirleriyle uğraşmaktan vazgeçsinler ve gerçekten insan haklarına dayalı bir ülkeyi bu ülkede hep beraber inşa edebilirim. Bütün bu tablodan sonra gelelim söylemek istediğim yere. Türkiye'de 86 milyonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü ve sınırları içerisinde adil, eşit, özgür yaşaması için gerekli tüm düzenlemeleri hep beraber yapalım. Hep beraber yapalım. Bu ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerini yaşatabilmekle mümkündür. Yani 100 yıl evvel yapılmış, bugün kenarından bile geçemediğimiz o devrimler Türkiye'yi bütün o Orta Doğu coğrafyasından ve hani tanımladığımız doğumuzda, kuzeyimizde olan ülkelerden ayıran, bunca yıllık aşınmışlığa rağmen ayıran bir ülke armağan etti bize. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek ve bunu desteklemek lazım. Türkiye'de herhangi bir demokratikleşme adımı Erdoğan'la beraber atılabilir mi? Hani Ahmet Türk açıklama yapıyor ya, bunu yapsa Erdoğan yapar. Vallahi Erdoğan'ın 20 yılda yaptıklarını gördük. Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'de muhalif olan herkese yaptıklarını gördük. Kürtlere yaptıklarını da gördük. Eğer bir 20 yıldan sonra sen Erdoğan'dan medet umuyor isen, gerçekten ben bunu anlamakta güçlük çekerim. Evet. Saygı sınırları içerisinde söylüyorum. Hiç kimseye bir itirazım falan yok. Herkes dilediği gibi düşünebilir. Fikrimi de çok açık söyleyeyim. Türkiye'de siyaset silahın gölgesinden tümüyle kurtulmak zorundadır. Terör varsa, silah varsa orada demokratik siyaset olmaz. Siyasetin tümünü demokratik sınırlar içerisine çekelim. Oturalım, sohbet edelim, konuşalım. Birlikte bu memleketi nasıl demokratikleştirebileceğimizin çerçevesini çizelim.
Bu derin devlet olmadan olmaz diyorsan baştan zaten kaybetmişsin. Evet. Derin devlet ne demek? Derin devletin lafı demokrasiye aykırı bir şeydir. Devletin unsurları bellidir. Onun içerisinde derin olan sayılmış değildir. Dolayısıyla memleketin yasaması, yürütmesi, yargısı ve bir bütün idare devleti oluşturur. Bunun unsurlarıyla beraber antidemokratik ne varsa temizleyelim. Peki bu temizleme işini yapsa yapsa Erdoğan yapar dediğiniz zaman bu memleketin yarısını zaten baştan kaybediyorsunuz. Çünkü bu memleketin yarısı Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği noktayı çok iyi biliyor. Türkiye'nin geldiği nokta nedir? Hani ifade edelim. Önce iktisadi göstergelerden bahsedelim mi? Enflasyonda ilk 5'te. Gıda enflasyonunda ilk 3'te. Enflasyon işsizlik ve krediye ulaşma gücünden oluşan sefalet endeksinde ilk 10'da. Türkiye dünyanın en sefil ilk 10 ülkesi arasında. Evet. Hiç böylesi olmamıştı. Türkiye yoksulluk gördü, krizler gördü ama Türkiye hiç böyle bir karneye sahip olmadı. Başka şeyler? Evet. Gazetecilerin özgürlüğü, kadınlara verilen haklar, yargının bağımsızlığı, ifade özgürlüğü. Bütün bu skalalarda 200 ülke arasında, son 10, son 20 ülke arasında. Biz bunu mecliste söylüyoruz. Bize ne diyorlar grup başkanlığı ve grup başkan vekilleri AKP'nin biliyor musunuz? O skalaları dış güçler yapıyor diyor. Dış güçler. Gerçek değil diyor. Yani Üsküdar'daki laiklik elden gidiyor diye bağıran sakallı dede de dış güçlerden bahsediyor. Grup başkanı, grup başkan vekili de dış güçlerden bahsediyor. Ya dedim ki onlara, sefalet endeksinin hesaplanması matematiksel bir işleme dayanıyor. Evet. Sen bunun yanlış olduğunu düşünebilirsin, savunabilirsin. Elinde şey var, TÜİK var, elinde üniversiteler var. Hesap ettirirsin ve yanlışlığını evrensel bilimsel ölçütlere göre ortaya koyarsın. Bunu yapmak yerine ne diyorsun? Dış güçler. İşte Üsküdar'daki dededen farkın yok. Evet. Her şeyi dış güçlere bağlı, bağla ve gerçeklikten kop. Bu tablonun insan hakları tarafını bir